Ergün Diler, Gizli Manşet. Sizlere 7 Ekim'den bu yana anlatmaya çalıştığım savaşın gizli kodları NDA çıtayı bir tık yukarı çekelim. Teknoloji ile birleştirelim. Daha önce de yazdığım gibi İsrail'de ABD'nin teknoloji devleri vardı. Intel'den Apple'a kadar. Binlerce İsrailli bu şirketlerde çalışıyordu. Sadece INTEL'de 42 bin çalışan vardı. İsrail'deki bir odakta Çin'in bu şirketlere sızmasının önünü açıyordu. Bu odak yeni dünya düzeninde ABD'yi değil de Çin'i büyük olarak görüyordu. Oraya oynuyordu, ortaklık istiyordu. Tarihteki iki Yahudi kavgasının bir benzerini yaşıyorduk. Kavganın asıl nedenlerinden biri buydu. Tel Aviv'i Londra üzerinden Pekin'e taşıyacaklardı. Yazdım bunları, detaylarıyla. Şimdi gelin buralarda pek bilinmeyen, konuşulmayan gizli manşetlere geçelim. Emin olun burası çok daha gizemli ve önemli. Yolculuğumuzda bize Dr. Pippa Malmgren eşlik edecekti. Başkan George W. Bush'un ekonomik danışmanıydı. Ödüllü insansız hava araçları ve otonom robot üreticisiydi. Yolumuzun üzerindeki ana aktör Sam Altman'dı. Yani ABD'li yapay zeka teknolojisi şirketi OpenAI'in CEO'su. 38 yaşındaki dahi adam Altman Kasım'ın 17'si gibi kovuldu. Birkaç gün sonra da işine geri dönmesine izin verildi. Birkaç gün süren kıyamet koptu. Gürültü bize ulaşmadı. Peki burada küçük bir haber bile olmayan bu olayın içinde kimler vardı? İşin burası önemliydi. CIA, NSA, Pentagon, Çin, Çin istihbaratı, Mossad, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Elon Musk, Microsoft. Ve daha neler neler. Başlayalım. Altman, yapay zeka için doğal olarak iPhone, Softbank ve Cerebras'ın tasarımcısı Johnny If ile temastaydı. Buradaki kilit oyuncu CEREBRAS'tı. Bu şirketi not edin. Çok büyük olacaktı. Dünyayı değiştirecekti. Çünkü çipleri geleneksel çiplerden 56 kez daha büyük ve güçlüydü. Ayrıca, daha iyi yapay zeka oluşturmak için gereken devasa miktarda veriyi işleyebilmek için Swarm X yazılımına da sahipti. Bu nedenle Cerebras, dünyanın en hızlı süper bilgisayarlarının ve yapay zeka çiplerinin üreticisi Nvidia için büyük bir tehdit oluşturuyordu. Hemen hemen her büyük kuruluş Nvidia çiplerine veya bilgisayarlarına bağımlıdır. Kaçış yoktur. Çıkış yoktur. Bu nedenle bir yıl önce Nvidia'nın değeri 300 milyar dolardı. Şu anda 1,35 trilyon dolar değerine ulaşıyordu. Tarihteki en büyük gelişmelerden birine imza atıyordu. Nvidia'nın süper bilgisayarları ABD güvenliğinin ilk adımıydı. Ancak Cerebras, Nvidia'dan 20 kat daha hızlı bir çip tasarladı. Sorun buydu. Süper bilgisayarların en güçlüleri olan Summit ve Sierra, Amerikan ulusunun savunmasının merkezinde yer alıyordu. Tennessee'deki yüksek düzeyde korunan nükleer tesiste tutuluyordu. Batı, bilişsel yeteneği olmayan üretken yapay zekaya odaklanırken, Çin farklı bir yol izledi. Geleneksel bir süper bilgisayarın 240 yılını alacak bir sorunu, 47 saniyede çözebilen dünyanın tek kuantum optik bilgisayarını üretti. Temmuz ayında Cerebras yanına Abu Dhabi'yi, Birleşik Arap Emirliklerini yani G42'yi yani Şeyh Muhammed bin Hamad bin Tahnun al Nahyan'ı, yani emirin kardeşini alarak yürüyordu. Yapay zeka eğitimi için, dünyanın en büyük süper bilgisayarı, Kandır Galaxy'yi tanıtıyordu. Altman bilerek isteyerek ABD'nin yıkımına yol açabilecek yola ilk taşı koyuyor, Nvidia'nın tekerine çomak sokuyordu. Cerebras ile Emir'in kardeşinin yani G42 ortaklığı Çin'e uzanmaktaydı. Sıkıntı burada büyüyordu. Yapay zekanın dahi çocuğu 2. Dünya Savaşı'nı kazanmak için atomları parçalamaya hazır olan Oppenheimer'a benziyordu. Durdurak bilmiyordu. Yapay zeka da gideceği yeri de hedefi de gizli tutuyordu. NSA kendisini 7-24 izliyordu. Altman hedeflerine ulaşmak için Orta Doğu ve Asya'da milyarlar toplamaya çalışıyor, notu düşülüyordu. OpenAI yönetim kurulu da ortakları Microsoft da bundan çok rahatsız oluyordu. Doğaldı. Altman mümkün olan yapay zekanın en iyisini yapmak istiyor, Washington ise bunun gerisinde kalıyordu. Bu kez koruma tedbirleri ortaya çıkıyor ve çip ile özellikli bilgisayarların ABD dışına çıkışı engelleniyordu yani Nvidia gibiler korunuyordu. Rakip olacakların önü kesiliyordu. Cerebras Systems'in kurucu ortağı ve CEO'su Andrew Feldman, yapay zeka silikon vadisine ait bir şey değil, hatta ABD'ye ait bile değil, artık tüm dünyada var, küresel bir fenomen, diyordu. Yani birlikte yürüdüğü Altman gibi düşünüyordu. Bu ABD'nin tüm güvenlik kanadını koparıp atıyordu. Bu noktada işin içine Çin de giriyordu. 15 Kasım'da dünya Biden ile Jinping'in bir araya gelmesini konuşuyordu. İki süper gücün iki liderin ana konusu bambaşkaydı. Ne ticaret ne silahlanma ne de ittifaklar önemli yer buluyordu. Gizli manşet Sam Altman'dı. Zaten zirveden iki gün sonra Altman kovulacaktı. Çünkü Sam Altman'ın Çin Siber Ordu Grubu D2 adlı bir firmayla gizlice bir veri toplama anlaşmasına dahil olduğu ileri sürülüyordu. D2 grubu, Alphabet Inc den 10 kat daha büyüktü. Dünyadaki en büyük tarama indeksleme kapasitesine sahipti. OpenAI'ın da veriye ihtiyacı vardı. Yol Çin'e çıkıyordu. Abu Dhabi de işe para vererek ortaklık kuruluyordu. Böylece büyük oyuncu olmak istiyordu. Çin zaten yapay zeka konusunda ABD'den farklı yol izliyordu. Hedefleri istekleri daha büyüktü. Uyduları, silahlı insansız araçları zaten yapay zeka ile yönetiyorlardı. Daha fazlası hedefti. Sam Altman, NSA'nın takibi sonucu oluşturulan dosyadan sonra kovuluyordu. Microsoft CEO'su bu kararı alıyordu. Ve şirkete, bizimlesiniz güvendesiniz diyordu. Ancak sonra derin abiler devreye giriyordu. AB'de derin devleti ve iş dünyası ile görünmez bağlantıları olan eski hazine bakanı Larry Summersop'ın yönetim kuruluna giriyordu. Ya Altman'ı durduracaklardı ya da onun üzerinden Çin ile yeni bir yol bulacaklardı. Maçı kaybetmemek için de para da silah da istihbarat da suikast da masadaydı. HAMAS'ın saldırısını İsrail'in cevabını hep bu pencereden yazdım. Yüzlerce kez bu savaş o sınırlara sığmaz notu düştüm. Hamas Müslüman Kardeşler ile İsrail'in savaşı Netanyahu'nun insanlık dışı katliamları vicdanları sızlatırken arkada başka işler dönüyordu. Kitleler bunları bilmiyordu, görmüyordu. Kavga o sınırlara sığmayacak kadar büyüktü ve tırmanarak sürecekti. İzleyin görün. Bu ilk değilse bile son round hiç değildi. Elon Musk bu işin neresinde mi? Onu da belki yarın yazarız.